yine ana vatanı diyebileceğimiz, evet, evet. Kutsal kitapta dahi geçen, aynen. Türkiye coğrafyası için, özellikle Ege bölgesi için en önemli üretim kalemlerinden biri. Bir tanesi, evet. Nedir bu? Zeytin. Zeytin öyle özel bir bitki ki dünya üzerinde sadece 11 ülkede biliyorsunuz yetişebiliyor Akdeniz Havzası'nda. Şu an tabii yeni yapılan çalışmalar, ıslah çalışmalarıyla işte birçok ülke şu an, yine Amerika bile artık zeytin, hı hı, yetiştirmek için uğraşıyor. Zeytin üzerine araştırmalar, evet, yapılıyor, evet, çok, ciddi çok, ARGE çalışmaları. Çok. Ama tabii ki biz bu nadide ülkelerden biriyiz. Akdeniz kıyımızda ve Ege kıyılarımızda, Marmara'da. Bu şansı kullanabiliyor, evet, muyuz? Hayır tabii ki. Neden? Her şeyde olduğu, neden, gibi onda da kullanamıyoruz. Neden kullanamıyoruz? Birinci nedenlerden bir tanesi şu. Aslında zeytinyağı çok önemli bir şey, biliyorsunuz. Bugün Avrupa, sağlıklı, ülkelerinde tabii, tabii. Yani bugün bir Yunanistan'da, bir İspanya'da baktığınız zaman kişi başına yıllık tüketim 10-15 litrelerde olmasına rağmen Türkiye'de biz daha 1,5 litre civarındayız. Bir 2 litre bile yapamadık bunu. Onun için de bu işi böyle çok iyi yönetemedik. Aslında devlet birçok şey yaptı. Destekler verdi, insanlar zeytin bahçesi kursunlar diye. Ama onlarda da böyle belki de çok, yani çeşit bazında doğru çok... Doğru türü mü seçemedik, seçemedik, alamadık bu sonuç ortaya, seçemedik, çıktı? Neden? Nerede? Çünkü vardı? Türkiye'de yine böyle hani baktığınız zaman gemlik çok güzel bir sofralık çeşit, hı hı, ama kendi bölgesinde iyi bir sofralık, hı, çeşit. Gemlik köklenmesiyle üretimi, yani fidan üretimi çok kolay bir çeşit olduğu için Türkiye'deki üretilen zeytin fidanlarının neredeyse %90'ı zeytin gemlik çeşidi. Ama Ege'deki insan da gemlik dikti. Doğudaki, ne bileyim, kuzeydeki insan da gemlik dikti. Bölgesel herkes farklar göz önünde bulundurulmadı. Evet. Şimdi biz zeytinyağında lider olmaya çalışıyoruz. Zeytinyağında ön plana çıkmaya çalışırken biz sofralık bir çeşidi getirdik, diktik her yere. Şimdi kendi başına baktığınız zaman gemliğin yağ oranı aslında soğuk sıkımda oldukça düşük. Bu sefer ne yaptı insanlar? Sıcak sıkım, aslında hiç uygun olmayan bir sıkım bütün tekniğini kullandı. Bütün besin değerini de öldüren. Tabii, aynen. Ne oldu? İşte bu bahsettiğimiz, bu sefer çok asitliği yüksek oldu sıcak sıkım yapıldığı için. Evet, %30'lara varan yağ elde ettiler ama artık o zeytinyağı değil. İçerisine kimyasal maddeler koyarak işte asitliğini düşürüp onu zeytinyağı olarak satmanın artık hiçbir anlamı yok ama bu şekilde satışlar yapıldı. Dünyayla da bu şekilde rekabet edemeyiz, edemeyiz zaten. Edemedik de o yüzden. Şimdi bir de tabii zeytinin diğer bir şeyi de, yine gelişememesindeki nedenlerden biri de, ben şöyle görüyorum. Zeytinin üretim maliyetinin, yıllık üretim maliyetinin %80'i hasat işçiliğidir. Çok zordur hasatı. Şimdi günümüz koşullarında tabii hasat işçiliği bu kadar yüksek maliyeti olan bir ürün olduğu için ne yapmak lazım? Yine biraz önce fidancılıkta bile biz her şeyi makinalaştırıyoruz. Bunda da makinalaşmak lazım. Dünya bunu nasıl çözüyor? Şu an herkesin kendine özgü güzel çeşitleri var. Tabii ki bir Ayvalık zeytinyağı bizim alışık olduğumuz mükemmel. Memeciğin zeytinyağı, evet, harika. Ama dünyanın da bir takım gerçekliği var ki bizim işçiliği en aza indirdiğimiz, yoğun zeytinyağı üretebileceğimiz yoğun üretimler yapmamız lazım. Şu an dünyada, Amerika dahil birçok ülkede Arbekina ve Arbekina'nın yanında iki çeşit daha var ama en başta gelen Arbekina dediğimiz, yine Türkiye'deki adıyla bodur zeytin diye biliniyor. Arbekina çeşidi oldukça ön planda çünkü sık dikim yapılabilen ana zeytin çeşitlerinden birisi Arbekina. Arbekina'yı biz 1,5 metreye 4 metre, 1,35'e 4 metre aralıklarla dikiyoruz. Yani dönüme yaklaşık 185-200 bitki sığıyor. Arbekina'yı dikiyorsunuz ve hemen ertesi yıl meyve başlıyor. Sanki bir şeftali ağacı gibi. Ve üçüncü yaşta tam verime yatıyor. Üçüncü yaşa geldiğinde dönümden yaklaşık olarak 1 ila 1.2 ton arasında meyve alıyorsunuz. Bunun soğuk sıkımda size dörtte biri zeytinyağı olarak dönüyor. Ve gerçekten çok lezzetli bir zeytinyağı var. En lezzet güzel tarafı araması. Bakın, tüm bu güzelliklerini bir kenara bıraktım. Ben bir üretici olarak baktığım zaman, ben Arbekina bahçesi kurduğumda Arbekina'yı ben makinayla hasat edebiliyorum. Aynen bu üzüm hasat makinalarına benzeyen traktör şeklinde bir hasat makinesi var bunun. Bu hasat makinesiyle siz bir saatte 15 dönüm
Harbekine bahçesini hasat ediyorsunuz. Harika. Verim kaybı da yaşamadan üstelik. Evet ve siz 24 saat içerisinde hasat ettiğiniz zeytini fabrikaya gönderebiliyorsunuz. Burada öyle zamanla olacak. Yarışmak tabii, da söz konusu tabii. Çünkü en kaliteli zeytinyağı bana göre hemen hasat edildikten sonra 24 saat içerisinde tesise sıkıma gitmeli. Artı biliyorsunuz sallayarak hani o klasik toplamalarda aslında her bir zeytin meyvesini içinde zeytinyağı dolu bir fıçı olarak düşünün. Yere düştüğü an o fıçı hemen içerisinde fermentasyon başlıyor. Zeytinyağın kalitesi o yüzden düşüyor. İşte Arbekina'da siz bunun tüm bunları elemine ediyorsunuz. Yine üreticilerden gelen diğer bir ana soru şu. İşte o makine kaç lira? Nasıl alacağız? Bunu yaptığımda bana ekstra bir külfet evet, mi getiriyor evet. olacak acaba? Aslında değil. Da ilgili. Bununla ilgili de çok net bir şey söyleyeyim. Arbekina bahçesi kurulduğunda hasat eden makinamız baktığınız zaman yaklaşık 200 bin eurolar civarında pahalı bir makina. Ama 1000 dönüm Arbekina bahçesini bir kere o makinayla hasat ettiğinizde o hasat işçiliğine vereceğiniz para karşılığında makine sahibi olmuş oluyorsunuz. Bizim problemimiz galiba şu Emine Hanım, kar zarar hesabını çok yakın dönemli yapıyoruz. Uzun vadede, uzak görüşlü bir şekilde yatırımlarımızı yapmıyoruz. Bugün harcadığımız parayı yarın almak istiyoruz. O yüzden belki bu problemler karşımıza çıkıyor ve bir kısır döngü haline geliyor. Ama çözümü var. Arbekina bahçeleri kurulduğunda zeytinle ilgili. Çözüm elde edebilirler. Bir de şöyle bir şey var zaten. Ben şunu diyorum. İşte Akdeniz bölgesi için bir tane makine alınsın. Ege bölgesi için bir makine olsun. Kooperatifleşilsin. Yeter. Bir baba parası olan böyle bir üretici, bir yatırımcı o makineyi aldığı zaman bütün bahçeleri hasat edebilecek. Bu bölgeye de çalışan. Aynen nasıl? Herkesin biçer döyeri var mı? Değil yok. Elbette. Ne yapıyor? Birilerinin var. Hı. Geliyor. Hı hı. Saat karşılığı parasını ödüyorlar. Hı hı. Bunun da zaten şu an İspanya'da saati 100 eurodan hasatını yapıyor. Belki o unuttuğumuz birlikten kuvvet doğar kavramını yeniden zeytinlerle, harbekilerle birlikte, makinalaşmayla birlikte, belki de kooperatifleşmeyle birlikte başarabiliriz. Aynen öyle. Biz yıllar önce ben Arbekina'dan çok bahsederken hep böyle kızıyorlardı. İşte bizim yerli çeşitlerimiz var falan. Ben diyorum ki elbette ki yerli çeşitlerimiz harika ve onlar bizim çeşitlerimiz. O zaman şunu yapacağız. Biz o yerli çeşitlerimizi de bunun gibi sık dikilebilir ve makinalı hasata uygun halde ıslah edeceğiz. O çalışmalara götürürken ama böyle bir fırsatı da kaçırmayacağız. Çünkü zeytin yağına ihtiyacımız var. Onun için rekabet edebilmek için. Tabii dünya pazarında başka şansımız yok. Ki coğrafi tescidimiz de var tabii, diyoruz aynen, bununla aynen ilgili. Öyle, tabii. Dünyaya pazar diyebiliriz diyoruz. Altını doldurmak lazım. O da böyle. Bu süreçte başlamış aynen oluyor. Öyle. Aynen öyle.